Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Infamous Second Son serimize başlıyoruz. Bu oyunu çekmek istiyordum. Cidden oynanışı da kısa, 5 saat civarı bir şey. Bu oyunu çekmek istiyordum. Bu oyun ve Uncharted bizim serimiz olacak. İlk başta Mount & Blade çekmek istiyordum seri olarak. Ama ve lakin Mount & Blade'de şimdi şöyle bir durum var. Oyunda ilk başta gelişemiyorsunuz. Yani gelişiyorsunuz da geç gelişiyorsunuz. Yani biraz geç başlıyorsunuz oyunun böyle şeylerini böyle oyunun canlanması biraz geç oluyor. O yüzden ya oyunda güçlendiğimizde serisini yapacağım Mount & Blade'in ya da başlardan başlayacağım. Onu şu an bir düşünüyorum. O yüzden Infamous'a başlıyoruz. Devam ettiğim hocam. Evet, 7 sene önce Kondiler denen ufak bir grup insan silah olarak kaybedildi. Doğa elementleri kontrolünü kazanmıştı. Halkı korumak adına tüm Konditlerin peşine düşürüp departman kuruldu. Şu an tüm biyotüsünün bundan dolayı alıkonulu boyutusunun gözlerinin devamlısı ilişkiler. Bugün biyotüsünün nakil aracı bilmem ne istasyonundaki dup gözetim tesisinden ayrılıp fakülteden doğru yola çıkmış bulunuyor. Yani bir hapishaneye gidecek, bir otobüs hapishaneye gidiyor şu an. Gideceği yere asla varamayacak. Beyler, ben oyunu şeye kadar oynuyordum. Hani bir köprü var ya, köprüye gidiyor. Bir dakika, altyazılara çıktı mı lan? Zaten seslendirme var, Türkçe seslendirme, o ayrı bir şey de. Aa, bir şey unuttum. Bir dakika beyler, hemen videonun durdurup geliyorum. Devam ediyoruz. Mikrofon sesini birazcık düşürdüm. Oyun sesi size iyi gelsin diye. Bir arkadaş yorum olarak yazmıştı. Onu da hemen uyguladım. Evet. Ha. Neyse, şurası bir geçsin, ondan sonra söyleyeceğim. Evet. Aa, bizim eleman. Abi bu oyunun grafikleri çok iyi ya. Yani beyler, size bir şey söyleyeyim. Bu oyun PlayStation 4'ün ilk oyunlarından bir tanesi. İlk oyunlarından bir tanesi. Hemen ters çevirip sallayalım. Oğlum çok etkilen lan bu olay. İlk oyunlarından bir tanesi. Ve cidden adamlara helal olsun. Hala bence Horizon ve Witcher'dan sonra oyun dünyasında bence en iyi grafikli oyun. Tabi en iyisi hangisi? İşte Horizon, sonra Witcher, benim için sonra da Infamous. Yani cidden oyunun grafikleri fevkalade ya. Yani muazzam bir grafiği var. Yani bayılıyorum ya cidden. Evet, bitmedim hocam. Bitsin artık. Heh, bitti. Ki bu oyun PlayStation ilk çıktığı aylarda çıktı bu oyun. O zamanlarda, yani 2014'te falan çıktı. 2014'te bile böyle bir grafik, yani bayağı iyi ya. Yani çok iyi hatta. Tamam. Şey geçtikten sonra size bir şey söyleyeceğim. Suç, aa, olamaz. Aa, alt yazılar kapalı. Kafanı çalıştır dersin hadi. Kulübede parti varmış. Oraya giderim, aralarına karışırım ve bir mazeret uydururum. Tam suç dehasıyım, anasını satayım. Abi çok iyi ya. Konuşmalar da efsane. Abi hatta şey çok güzel. Seslendirme. Kim var orada? Benim Betty. Şu zımbayı bırakır mısın lütfen, gerçekten? Ne lan o? Zımba mı? Ne işin var burada? Neden kulübedeki işinle ilgilenmiyorsun? Ben şey, bu gece pek akomiş havamda değildim. Ama sen çok güzelsin, kıyafetin yakışmış, ciddiyim. Çatıda ne yapıyordun?
Hiç, öylesine... Bir hatlar mı karıştırıyorsun? Hadi, içeridesin biliyorum. Çık artık dışarıya. Yoksa Betty'yi çağırırım, 5 dakikaya anahtarlarla gelmiş olur. Bir hatlar karıştırıyorsun. Tamam, peki ne yapacaksın şimdi? Polis gelmiş. Başka seçeneğim yok. Adam polis. 5 dakikaya kadar gelirim. Geldiğimde hala burada olursan... Sağ ol Betty. Ama bu son. Bitti mi? Bir Roma dönmem lazım. Anlaşılan biri beni arayacak. Beyler ben bu oyunu... Yapacak başka işi gücü yokmuş şu... gibi. Fabrik tamam. Ben bu oyunu bir hani böyle köprü var ya, oraya kadar oynadım. Yıkılmış bir köprü var. Oraya kadar oynadım. Sonra bırakmıştım. Bir çıkış yolu bulmalıyım. Şimdi serisini yapayım dedim. Evet. Çıkış nerede bakalım? Yani oraya kadar biliyorum oyunu ne olacağını ama size söylemeyeceğim tabii. Kapalı. Spoiler olmaz. Buradan sanırım. Nereden de gidecektik lan? Abi neredendi ya? Kilitli. Nereden? Ha şuradan. Tamam. Hoş geldin Özgürlük. Hopş. Şu grafiğe bak ya. Kaldı kolay kısmı. Kulübeye girip bir mazeret uydur. Abi Allah Allah. Ulan telif falan yemeyiz değil mi? Müzik çalıyor da. İnşallah. Sahilden geçerek kulübeye ulaştık. Peki. Ulaşırız. Abi. Ya abi, demeden duramıyorum. Çok güzel grafikleri var ya. Çekil şuradan. Bu oyunun acaba... Yani bildiğiniz üzere Infamous diye bir seri var zaten. Bu serinin 3. oyunu muydu? 3 ya da 4 olması lazım. Pek emin değilim. İnşallah yeni oyunda çıkar yani. Bu grafiklerde. Neredendi? Burada yok. Şuradan mıydı? Evet, buradan. Aa, üstüme pisledi. Yani mesela 2014'te bu grafikler varken yani hala bu grafiklerin yani üst düzey yani şu 2017 yılındayız. Hatta 2018'e geçeceğiz. Hala en iyi grafikli oyunların arasında benim gözümde yani. Ki her çoğu kişinin öyledir. Millet gidip GTA 5 falan diyecek. Tamam abicim GTA 5'in grafikleri de çok güzel, çok muazzam ama yani abicim gözde görülen bir şey var yani. Tamam neyse. Çok konuştuk. Nerede şimdi bu? Nereden gideceğiz? Şuna bir son versem iyi olacak. Buradan değil mi? Bu arada ne diyecektim? Bir de Watchdogs 2 attım bugün. Bugün attım. İşte hatta bu videoyu da yüksek ihtimalle bugün atacağım. Yani Watchdogs 2 ile beraber atacağım bu videoyu. Aynı gün atacağım yani beraber değil. Watch Dogs 2'de de serbest dolaşma yapmak istiyorum. Kış. Onu da düşüneceğim. Abi çok güzel. Şuradan. Bu arada beyler bakın. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben hafta içi video atamıyorum. Çalıştığım için çalıştığım yerde bilgisayar var. Oradan atmaya çalışıyorum böyle aşağı bazen bakma, böyle. Sakın aşağı bakma. Mesela işte Arena T2, Serena Gomez geçti. Öyle şeyler falan. Sessiz videolar. O da işte hiç kalitesiz videolar ve yani. Plan tıkırında gidiyor. Ama hafta sonları yani oyun videoları direkt oyun videoları.
direkt yani. Ya kaçarı yok hafta sonu. Her yerde seni arıyordum. Hadi içeri girip konuşalım. Ay altyazıyı açmadım. Sürekli olarak kendi kardeşimi tutuklayıp durmak. Neyse susuyorum ben. Ne kadar utanç verici, farkında mısın? O zaman belki de sürekli olarak kardeşini tutuklamayı bırakmalısın. Sence bu şaka mı ha? Hayır, gelmiyorum. Dünyaya böyle bir iz mi bırakmak istiyorsun? Ailemizi bu şekilde mi gururlandıracaksın? Vandallık yaparak mı? Benizim. Dünyada bir sürü korkunç şey oluyor. Ben de bu sırada yeteneğimi kullanarak kendimce bir şeyler yapmaya... Sen ne dediğinin farkında bile değilsin. Hayır, bana açıklamanı istiyorum. Hangi korkunç şeyden bizi kurtaracağını söyler misin? Zaten. Hadi ya, bana pek öyle gelmiyor. Reci. Ne var? Kamyon. Hapishaneye giden kamyon. Hani kondüitleri götüreceklerdi ya hapishaneye, işte o kamyon bu kamyon. Kaza yaptı. Peşinden gideceğim. Sen geri çekil, bu şey patlayacak. Patlama olayından uzak duracağım, tamam anladım. Şu ellerimi kıtlatmayı çok seviyorum ya. Çok seviyorum ama işte şey yani... Zararlı diye diyorlar ama. Bunu geçen videoda da demiştim, niye diyorum ki ben ikide bir. Neyse. Lanet olsun. Kalk. Çok teşekkür ederim. Öleceğimi sandım. Aa Sarp. Biz. Hey bırak onu. Hemen bırak onu. Ve ellerini göreceğim bir yerde tut. Kimseyi incitmek istemiyorum. Tek istediğim o kadın gelmeden gitmek. Sana bırak onu dedim. Yoksa seni vururum. Reg. Kimseyi incitmek istemiyorum dedim. What the fuck? Breach nerede? Şu altyazıyı açayım. Tamam devam et bir dakika. Tamam şu altyazıyı açmam lazım. Altyazı önemli yani. Altyazı yok mu oğlum? Nerede lan? Ha tamam. Tamamdır. Ece'yi bulmayayım. Tek'i bulalım. Of abi ya. Şimdi... Ne oluyor be? Kendisi yapıyor bu arada, ben yapmıyorum şu an. Hayır, hayır, olamaz. Dur artık, dur. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa, bu ne ya? Yok artık, yok artık. Dur, dur şunu. Kol hayvan gibi titriyor ama. Sana ihtiyacım var, Reg. Heh. Ne oluyor? O'la yapıyoruz bunu. Reg! Nerede lan Reg? Reg'i! Oha! Hayır! Reg'i! Alt yazı biraz değişik. Hayır diyor mesela yo diye çevirmiş. Nasıl? O neydi öyle? Bunu üstünden kaldırmalıyım. Sen demin... Seni çıkarmalıyım. Evet. Evet. Tamam. Hadi itmeme yardım et. İki parmak dokunmatik basılı tutacağım. Hayır olamaz. Yo yo yo. Engel olamıyorum. Durduramıyorum. Recep buna engel yok olamıyorum. Şey, yok bir şey. Yok bir şey. Sorun değil. Nefes al. Nefes al. İyisin. Bir şeyin yok. Ben de onlardan oldum. Hayır. Onlar gibi oldum. Hayır. 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 Sen benim kardeşimsin. Tamam mı? Benim kardeşim. Tamam. Bu şeyden kurtulacaksın. Sana söz veriyorum, halledeceğiz. Söyle, var mısın? Benimle evet. Misin? Evet. Oraya ulaşmalıyız. Bir biyotöreriz var. Kabileye ulaşmadan önce onu durdurmalıyız, tamam mı? Oğlum oradan 3 kişi çıkmadı mı lan? Ya 2 kişi çıktı işte. Birisini de biz çıkarttık. Anlaştık mı? Hadi. İyi misin? Evet. Hadi gidelim. Çık olsun.
Tamam, takip ederiz. Şu şatafatlı şeyleri bir daha kullanmayacağına söz ver, tamam mı? Ama bu şey olmasa sana ulaşamayacaktım bile. Bir daha yapmayacağına söz ver. Tamam, tamam. Bak sadece bu olanların iyi bir şey olduğunu sanmanı istemiyorum. Çünkü... Şerif, içeri giremiyoruz. Düğme sıkışmış. Galiba biti hala içeride. Abi şu motorun... Kilitli mi? Anasını ya. Bu nasıl geçebildi? Bence tırmanıp koşarak geçmiş. Bunu yapabiliyor musun? Öğrenmenin... Dersin de biyoteröristmiş. Sana ne? Sana hayır, ne? Hayır, yok öyle bir... Teröristim lan. Biyoteröristim lan ben. Duyduğunda ortalık karışacak. İyi git. Milleti yatıştır. Yanımda yardım getireceğim. Beti o biyoteröristle mi öğren? Dikkatli de ol. O manyak... Havalandırma mı? Öğrendiğim iyi oldu. Havalandırma işe yarıyor bayağı ya. Hiç iyi değil. Oha. Ah, bu acıtmıştır işte. Abicim. Beti. Heh, tamam. Neredesin Beti? Ha o zinciri alacaktık değil mi burada? Adam Ghost Rider ya. Aa, evet, bir işe yarar. Sürprizi bozmak istemem. Ghost Rider ne güzel filmdi ha. Efsaneydi ya. Gerçekten çok güzel. Buradan çıkmanız lazım hanımefendi. Size yardım Hayır, etmeye çalışıyorum. Lütfen. Gelme. Dur. Dersin. Yalnızca dikkat dağıtmaya çalışıyordum. Burada biri olduğunu bilmiyordum. Bunu bana sen yaptın. Sen konduit misin? Beti. Sonra açıklayacağım ama hemen buradan çıkmalısın. Tamam ben gidiyorum. Bu işi düzeltene kadar olmaz. Hayatımın çoğu parmaklıklar ardında geçti. Dert değildi, tüymek zor olmadı. Hayatımın fırsatının karşıma çıkmasını bekledim. Güçlerimi kazandıktan sonra tam anlamıyla kimse beni durduramadı. Ta ki DUP enseme yapışana kadar. Evet, benim gibileri tıktıkları özel hücreleri vardı. Güçlerimizi kullanmayalım diye bizi bağlamanın bir yolunu bulmuşlar. Ama bu yüzden bizi beslemeleri, yıkamaları, hatta kıçımızı bile silmeleri gerekiyor. Ama satayım, iğrenç ya. Yaşanacak gibi değildi. Dayanılmazdı. Her şeyin sorumlusu o kızıl saçlı karıydı. İğne ve neşterlerle kafayı bozmuştu. Bana yaptıklarına test diyordu. Ama zaman geçtikçe bir şeyler öğreniyordu. Tek gereken sabırdı. Er ya da geç açık vereceklerdi. Bu hep böyle olmuştu. Bir şeyler görürsün, bir şeyler duyarsın. Bilmemen gereken şeyler öğrenirsin. O kızıl sürtük üçümüzü o araca bindirdiğinde de neyin geldiğini anlamıştım. Hayatımın fırsatı. Kıçımızı silin. Ay iğrenç ya. Seni gördüm. Kafamın içini kurcalıyordun. Ben mi? O sen değil miydin? Gördün değil mi? Şu DUP hapishanesini. O kadın seni yakalarsa oraya gidersin. Hey dur dur dur! Ya birader. Seni uyarıyorum ufak. Takım olalım lan. Peşimi bırak. Bunu düzeltene kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Bana bak. Ne oldu bilmiyorum. Ama kayıplara karışmaya hazırlan. Neden? Artık oğlum, sen de konduitsin. Gel takım olalım hepsini yeriz lan. Hayatın için kaçacağın dünyaya hoş geldin. İşte ben de bunu yapacağım. Seni ezip geçmem gerekse bile. Sen kimi eziyorsun oğlum? Hiçbir yere gitmiyorsun. Kimi eziyorsun lan? Bu düzeltilebilecek bir şey değil. O halde... Kıçını siliyorlarmış senin. Ben de seni silerim kıçını ha. Öğret. Hiç vaktim yok. DUP yolda. Ananı. Kadın da planını bildiğimin farkında. Ya... Bu ezikmiş lan bayağı. Bu yardımcılar en fazla 2-3 dakika oyalayacaktır. Artık gitmeliyim. Curtin K'ye geri dönmeyeceğim. Öyle tabi.
Her kim geliyorsa senin peşinde, benim değil. Seni gördüler ufaklık. Buradakiler senden haberdar. O kadın insanları nasıl konuşturacak? Ay. Bol şans ufaklık. Hayatta olmaz. Burada balıklarla beraber ölmeyeceğim. Gir. Hadi kapıyı aç. Peki. Bak şimdi. Seni bırakırsan, gitmeme izin verirsen, kimse bu olanların hiçbirini öğrenmeyecek. Dur biraz bekle. Bunu konuşalım. Oha. Ah Henry. Beni öyle hayal kırıklığına uğrattın ki. O ölmedi değil mi? Evet. Onu yakaladık değil mi? Sizin için o adi kondütün icabına baktım. Herkesin eline sağlık. Özellikle de siz. Biyoterörist. Henry Daughtry. Bir biyoteröristti. Kondüt. Davalarına gönül veren hainlerin kullandığı bir sözcüktür. Hain değilsin. Değil mi? Ben değilim. Olmamaya çalışıyorum. Gergin gibisin. Yok, gergin değilim. Tecrübelerime göre insanların gergin olmasının iki sebebi olur. Ya korkaktırlar ya da sakladıkları bir şey vardır. Ben güzel kızların yanındayken de gerilirim. Vay. Bir süreliğine o biyoteröristle birlikteydim. Seninle bir şey paylaştı mı? Ne gibi? Nasıl yani? Bir şey söyledi mi? Mesela hiç komplolarla ilgili saçmalıklarını. Bir kıçımızı temizliyorlar dedi ama ben de o anlamadım yani. Hayır. Benimle hiçbir şey paylaşmadı. Güzel. Çok güzel. Sevindim. Bak, bu kadın bu biyoteröristlere karşı ölüm kalım savaşı veriyoruz. Benim görevimse gerekeni yapıp bu savaşı kazanmak. Bu kadının tipi maymuna benzemiyor mu bak? Ama ciddi ciddi. Bu tuhaf bir durum değil mi? Yani sen de bir biyoteröristsin. Tamam. Ah, siktir. Tamam. Maymuna benziyor. Cidden bak. Şaka yapmıyorum evet, şu anda. Öyleyim. Yani hiçbir kadın yüzü gibi bazen değil yani ya. Bazen ateşle karşılık verilir. Anlaşıldı, sen bir korkak değilsin. Bu durumda bana söylemediğin bir şey var. Ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın. Deli misin? Benim haklarım var. Benim de gerekli gördüğümde bu hakları askıya almak için yasal yetkim var şu anda olduğu gibi. Oğlum senin ananı sikeceğim lan. İçeride ne oldu? Ben İçeride sarp vardı işte. Onu da şey... Taşa çevirdin ama. Acıttığını söylemişlerdi. İte bak ya. Biz acı ödemedik ki oğlum. Ben olanları biliyorum galiba. Hayır Beti sakın. Salak bu harbi gerizekalı bu Beti ya. İnat ediyorsun ha. Öyle olsun. Madem bana bir şey söylemeye niyetin yok. Ben de bu yaşlı bayanla biraz konuşayım. Ama şunu bil ki beton kırılgan kemiklere hiç iyi gelmez. Eğer o konuşmazsa bir sonrakine geçeceğim. Sonra başkasına. Ta ki biri konuşana kadar. Şimdi bana bir şey anlatacak mısın? Yoksa arkadaşlarının yanına mı gideyim? Asiktir. Kendini korumak için sessiz kalıp kabileyi tehlikeye atman kötülük abi. Beti'yi korumak için özgürlüğünü riske atman kahraman olma yolundaki ilk adımın. Abi ya şunları hiç sevmiyorum ya. Uf şimdi. Öf ya. Ya şu karaya bak abi çok tatlı lan. Şimdi bunu ben öldürecek yüksek ihtimalle. Ne yapsam sessiz mi kalsam? Sessiz kalayım değil mi ya? Onu şey yapmazsa
bizi şey yapacak. Onu sikmezse bizi sikecek yani, anladınız mı? Teslim olayım ya. Biz nasıl da kurtulalım oğlum? Biz zaten oyun baş karakteri olduğumuz için herhalde ölmeyiz yani. Evet, onayla. Bu arada kahraman olacağız. Ben konduitim Ne? Dedim ki ben bir konduitim. Tamam mı? Kısa bir süre önce o heriften bana geçti. Geçti demek. Çok komik. İnanmıyor gerizekalı o. Tamam. Pekala Betty. Belki sen sorumu yanıtlarsın. Ya amına... Acıttığını söylemişlerdi. Orospu çocuğu, o zaman niye bize sordun bunu? Kahraman olma yol... Kahraman olmaya giden yola ilk adımını attın. O zaman kahraman olacağız. Orospu çocuğu ya. Fedakarlık. Kaç dakika oldu acaba ya? Karma seviyesi, kahraman olma yoluna giden iyi değilim. Ne Okuyamadım tam. oluyor burada? Videomuzu burada bitirelim. Kulübeyi hastane mi yapmışlar yani? Videoyu burada bitirelim, evet. Serimizin ilk bölümü gayet güzel geçti bence. Kahraman olma yoluna gittik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.